Evet, eskiden diyorlardı ki elini böyle yapma, kısmetin kapanır. Hatta bir bunu tavsiye eden, söyleyen bir şeydi. Bilinçaltı uzmanı yani böyle. Elinizi böyle yapmayın, kısmetin kapanır. Ayağını böyle çapraz, çapraz üst üstüne koyma. Abi, buradan ayağım gözükmüyor, geçsin. Şöyle yapayım. Ayağı böyle de küçük. Yani ayağınızı çapraz üst üste koymayın. Ayak ayak üstüne atmayın. Kısmetin kapanır. Kollarını böyle çapraz yapma. Kısmetin kapanır. Böyle saçma sapan bir şey bir yerde dinlemiştim bir seminerde. Daha sonra birkaç videoda yine böyle saçma sapan fikirler. Ya olabilir mi acaba diye böyle düşünüyordum. Şimdi geçenlerde bununla ilgili bir video izledim. Beyin, yani çivisiz beyin, çiviledik ya çivisiz beyin. Beyin iki lobtan oluşur, ceviz gibi. Sağ lob, sol lob. Sağ lob solu yönetir, sol lob sağ, vücudun sağını yönetir. Sol taraf sağ, sağ taraf solu yönetir. Şimdi bu elimi şuradan vücudumun yarısından bu tarafa geçti mi? Şuraya kadar, buraya kadar, bu elimi buraya kadar burası yönetiyor. Şuraya çizgi geçti mi? Sağ da devreye giriyor. Çizgi geçti, bu elim şimdi hem sağ hem sol yönetiyor. Sinir sistemi. Şuraya kadar kaldırdı mı? Bu elimi sadece sol taraf yönetiyor. Bu elim şimdi sol lobun kontrolünde. Burayı ortayı yarıya geçti mi? Şuraya geçti mi? Hem sağ hem sol lob kontrolünde. Elinizi şöyle bağladığınızda ne oldu? Beyninizin hem sağ hem sol lobu çalışmaya başladı şöyle. İkisi de aynı anda. Beynin sağ lobu daha çok duygusal, sol lobu genellikle mantıksal. İkisi böyle yaptığınızda ne oluyor? Karışık çalışıyorlar. Harmoni ortaya çıkıyor. Harmoni. Böyle yaptınız. Beyin rahatlıyor. Stresi atıyor. Böyle yaptığınızda ve ayak ayak üstüne çaprazda koyduğunuzda ne oluyor? Anında sinir stresi atıyorsunuz. Beyin rahatlıyor. Alışverişe başlıyor. Hızlı çalışıyor. Rahatlatıyor. Kendini resetliyor. Şöyle yaptığınızda aslında kısmetiniz kesilmiyormuş. Rahatlamak için bir metot bu. Rahatlıyor. Beyniniz rahatlıyor. Reset atıyor kendini. İki taraf birden çalışıyor. Yorulmuyor. Şöyle yaptığınızda bir taraf çalışır. Evet, yani gerildiğiniz, gergin olduğunuz zaman, stresli olduğunuz zaman böyle 1-2 dakika dinlenmeye alın kendinizi. Elinizi çapraz koyun. Ayaklarınızı üst üste atın. Dinlenin. Ayaklarınızı çapraz gözükmüyor gerçi burada. Böyle yaptığınızda 1-2 dakika stresi atıyorsunuz, rahatlıyorsunuz. Hemen hapa ilacı gerek yok. Herhangi bir şey gerek yok. Rahatlamak için. Kısa yoldan, kısa bir metot. Evet, bildiklerimiz, geçmişte bildiklerimizin hepsi doğru değil maalesef.